zagor ölüm bataklığı dartwood şakare bataklığı gidecek mi fitil mi sanırım evet 10 metre kadar uzun uzaklaşacak vaktimiz olacak ondan sonra bum bana kalırsa yerleştirdiğimiz barut fıçıları bu taşı bile yerinden oynatmayacak bence de öyle bataklığı boşaltmak için gerekli olan delik ancak On kadar patlama ister bu doğru ama bugünkü bize bir fikir verecek. Şu kayaların arasındaki küçük yerden iyi gidemiyor. Şimdi kolay yakacak. Bu çamur yığınını faydalı hale getireceğiz. Kazmaya başlamadan önce epey zaman gerekecek. En az bir yıl. Bu arada yerleri bu bölgeden süreceğiz. Aslında çıkartma işi başlayınca bu bölgede sadece çamurdan değil, savuklardan da kurtulacağız. Onlara da patlayıcı uygulayabiliriz ve ah! Tarım, Ronald, kızıl deliler. Ah! Senin Ooh, what? Beyaz adamların kafa derileri bizim. Gelin bakalım boyalı suratlar. Sizi güzel bir sürpriz bekliyor. Vahay! Kafa derisi Uran'a ait olmasına rağmen benim okumla buradan hızlı geyike vereceğim. O iki kez ıskaladı. Vah! Vikvamında yeterince kafa derim var. İlk o ok katan ok ben olduğum için şanslıydım. Tek göz çok cömert. Sence büyücümüz karabalta kafa derilerini gösterince bize kızar mı? Kızarsa korkak ve zayıf olduğunu ispatlar. Zaten çok kişi buna inanıyor. Önce ben. Ya. Yeah. Ah, yaşıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama yaşıyorum. Bu sırada neler oluyor? Vajana, hayır. Ah. Hayır. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Hayır, hayır mı? Ne demek hayır? Daha çalmaya başlamadım bile. Müziğimi ve sesimi beğenmediğini biliyorum Zagor ama bir zamanlar hiç olmazsa başlamamı mı beklerdin? Şimdi başlamamı bile istemiyor musun? Sorum seninle değil Çiko. Kötü bir rüya gördüm. Hatta gerçek bir kabustu. Bataklığın çamuru canlanıp bana saldırıyordu. Karamba karambita. İşte bu bataklıkta yaşamamızın sonucu. Şehre insanlar arasına karışmalıyız. Burada bu çamurun arasında binzevi gibi yaşıyoruz. Sonra da tabii ki kabus görüyorsun. İşte ara sıra gitarımla o yüzden bu üzücü ve sessiz ortamı renklendirmek istiyorum. Tabi bir alet buna yetmez. Böyle kasvetli bir yeri şenlendirmek için fazlası gerekli. Ne yapacaksın? Orkestra mı kuracaksın? Neden olmasın? Müzikten anlayan avcı ya da yerli bulursam trio ya da kuartet kurabiliriz. Veracruz lokallerinde amcam ve yeğenimle çalıştığım zamanlardaki gibi. Bir piyano ve trombon gerekli. Ritim için bir tamtam -tam da olabilir. İşte... Bunun gibi bir tam 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 dans için harika. Vay canına. Ne dansı sevgili fıçım. Bu bana gönderilen bir mesaj. Anladığım kadarıyla acil bir durum. soğuk büyücüsü Karabalta benden hemen köyüne gelmemi istiyor. Karama karambita. Nene Neden de söyledi mi? Hayır, herhalde başkalarının bilmesini istemiyor. İçimde kötü bir his var Çiko. Belki de o rüyayı boşuna görmedim. Sağ köyünde. Baltalıyla mesajımı aldı mı? Evet Karabalta. Avcı muakların tam tamları bize cevabını iletti. Demek gelecek. Evet, yola çıktı bile. Umarım Manitou çabuk gelmesini sağlar. Kehanetlerin devam ediyor mu gören el hala uğursuz mu ne yazık ki öyle büyük sakem bu gecede aynı rüyayı gördüm sabah taşlarımı attım ve aynı cevabı aldım Bataklı ruhu uyandı savuklar ve dark Vuk büyük tehdit altında zagor'un önerilerini ve yardımını aldığımız zaman kanetler çabuk değişir görenel Bizi ancak o kurtarır. Onu karşılama hazırlıkları yapmak için kalkmalıyım. Hayır! Ah! O bacakla kımıldama! En azından şimdi bekle. Biraz açın dinsin. Va Kızın haklı karabalta. Uzan! Baltalı ilahı karşılamak için hazırlıkları ben yaparım. Ve o arkadaşı büyük gebekli küçük adamı ağırlayacak çadırı hazırlayacağım. E, evet sana güveniyorum gören el. Belki Zagor gelince iyileşirim ve bir reise yakışır şekilde onu ağırlarım. Öyle olacağına eminim büyük sakem. Bu arada acıların için sana bir merhem hazırlayacağım. Ama Karabaltan'ın bacağındaki spazmlar için en iyi ilaç az sonra tek gözün getireceği ateş suyudur. Ah bana bir içecek ver o ne olduğunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Ateş suyu. Az sonra bitecek. Tek göz hala öbürünü getirmedi. Burada az kaldı. Al karabalta. Ver bana. Tanrılar adına. Onsuz ne yaparım bilemiyorum. Kahresin. Ateş suyunun kölesi oldu Mavena. Beni kemiren acıya karşı en etkili ilaç ancak içinde içince ona dayanabiliyorum. Her zaman beyaz adamların köyde içki satmasına karşı çıktım. Şimdi benim ona hava kadar ihtiyacım var. Bir gün iyileşeceksin, eminim. Aynı anda köyden az ileride bir düzlükte. Görünüşe göre büyük reis gittikçe daha çok susuyor. Öyle değil mi tek göz? Va öyle, öyle beyaz mi? adam, malok öyle bir hale geldi ki bacağındaki kurşun onu öldürmezse ateş suyu bunu yapacak yerine geçmeye hazır mısın ölümü savuklar için büyük gün olacak karabalta zayıf biri tanrılar onu bu yüzden cezalandırıyor ona içki vermekle iyi diyorsun öyle unutması için ha 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 haydi indigo dostumuza ne getirdiğimizi göster hemen Böyle kaliteli malı müşteriye göstermek büyük bir zevktir. Bundan üç kasa var. Tek göz. Teslim hazır. Va, bakayım. Tanrılar tam adamlarımın işine yarayacak cinsten. Biliyorum reis savaş yapmak isterse uygun silah bulmalı. Ödeyecek para da. Ne kadar? Her biri bir torba sarı toz. Va, delirdiniz mi? Hayır böyle tüfek satabilen tek bizleriz. Fort Wing devreleri bu bölgeye gelen bütün yolları tarıyor. Kimse asılma riskini göze alarak yerlere silah satmıyor. Ama sen istiyorsan tehlikenin bedelini de ödeyemelisin. Tüfekleri bana ver. Onların yardımıyla sana altın bulurum. Duydun mu Indigo? Tek göz gülmekten bizi öldürecek. Gerçekten komik. Karamba. haha. <laughs> Söyle bakalım elindeki tüfeği al ve denemek için köyüne götür. Bir ay sonra ödersin. Buluştuğumuzda yanında altınları da getir ve diğer tüfekleri de al. Ya yalnız ya da bugün gibi birkaç adamla gelirsin. Tüfekler yanımızda olmayacak ama nerede bulacağını sana söyleyeceğiz. Güvenmek iyidir ama güvenmek daha iyidir. Onun için dedem böyle söylerdi. Hmm. Eminim seninki de böyle diyordu Peach. Benimki tedbir asla fazla sayılmaz derdi. Zaten tek yüz ona cephaneyi ancak bizim bulabileceğimizi biliyor. Numara yapmaya kalkışmayacaktır. Vah öyle olsun. Bir ay içinde istediğiniz altını bulacağım. Siz de tüfekleri getirin. İş tamamdır dostum. Gidelim. Ateş suyunu köye götürelim. Yehaa. Raios önce gözündeki bantla yeterince çirkindi. Şimdi yüzündeki yara iziyle daha da etkili oldu. Ha! bu başlangıç. Tüfeklerimizi sivil, asker, bütün beyazlar karşı kullandığı zaman daha da etkili olacak. Ortalık bahse girerim kan ve barut kokacak. Tek göz cehennemden gelen bir iblis indigo. Rey ise acılarına karşı ateş suyu almasına Almasını o önerdi. Bunu kasten onu alkolik yapmak için planladı. Biliyorum şimdi artık emir verecek durumda olmadığını bahane ederek onun yerine geçmek istiyor. Gerçek bir soysuz anlayacağım. Bulabileceğimiz en iyi müşteri. Ha ha ha. Gürleyen demirlerin parasını ödemek için sarı tozu nereden bulacaksın tek göz? Cold Creek Vadisi'ndeki çiftliklere saldıracağız bugüne kadar olduğu gibi karabalta bilmeyecek. Tüfekler elimize geçince de ona söylemeyeceğiz. Silahlarla elde ettiğim ganimet ve bana sadık adamlarla güçlü olacağım. Karavalta bütün otoritesini kaybedecek. Ama emin ol er ya da geç Malok ve ortakları da açgözlüklerinin cezasını çekecek. Bana güldüler. Ve tüfekler için fahiş bedel istediler. Buna pişman olarak geberecekler. O anda, <laughs> geldik çık o işte Sağok köyü. Biliyorum, nehir üstündeki bu düzlüğü iyi hatırlıyorum. Ama öncelikle kokulu otlardan yaptıkları yahniler aklımdan çıkmıyor. Umarım şimdi de ikram ederler. Onlar da hatırlıyorsa tedbir almışlardır. Son kez geldiğimizde kabilenin bir aylık unu sana harcandı. Misafirlerin görevi sofrayı onurlandırmak. Nihayet gelebildiniz Agortenay'a. Seni gördüğüme sevindim gören Ben de öyle baltalıyla. Büyük bir adına kutsal kaseye attığın taşları okuyarak bulduğun kehanetten aldığını biliyorum. Yüzündeki asık ifadeye bakılırsa bugünkü haberler iyi değil. Vah öyle olur. Yalnızca taşlar felaketten söz etmiyor. Rüyalar da görüyorum. Gecelerce bu kabus tekrarlanıyor. Bataklığın sularından bir canlı çıkıyor. Bu değişik yaratık pis kokulu ve uzun kolları var. Gece gelip beni uykumdan boğmak istiyor. Dartwood'un tamtamları adına. Bu rastlantı olamaz. Benim rüya, gördüğüm rüyanın aynısı. Artık Dartwood'u büyük bir tehlikenin beklediğine eminim. Bu nedenle seni köye çağırdık. Benimle Karabalta'nın çadırına gelin. O size her şeyi anlatacak. Ne yazık ki reisimiz hasta. Sizi yatağından kalkıp bizzat karşılayamadı. Umarım ağır bir durum değildir. Umarım midesi rahatsız değildir. Asker, aksi halde bize de perhiz yemeği çıkarırlar. Aynı anda. Tamam mı piç? Evet, her şey yolunda. Yola çıkabiliriz. Ya, ileri. Biliyor musun malum <laughs> şakare bataklığından geçip gerçekten kuruyor mu görmek isterdim. Öyle su seviyesinin düştüğünü söylüyorlar. Acaba o suyun altında gerçekten kazmayı umdukları turba var mı merak ediyorum. Yalnızca başlarına bela açacaklar. Kızılderililer için o bataklık kutsal indigo dediklerine göre orada uykusunda rahatsız edilmemesi gereken bir kötü ruh var. Ravios bu saçmalıklara inandığını söyleme bana. Hayır ama yerliler inanıyor. Yalnızca beyazları şakar eden uzak tutmak istediler. Şimdi bataklık kuruduğuna göre iyi eğleneceğiz demektir. Güzel, havai fişeklerle işe başlarız. Hem beyazlara hem kızılderilere tüfek satacağız. Bakalım onca silahı nereden bulacağız? Zaten tek gözünde düşündüğünü biliyoruz. Evet, kalbi dostumuz pitten bile siyah. Ha ha. Neden silahları yalnızca beyazlar ve yerliler alsın? Belki bataklıktaki kötü ruha da satabiliriz. Uykusunda rahatsız edildiğine göre uyandıranı cezalandırmak isteyecektir. Ha ha ha. Caray, bu da ne? Dur! Neyiniz var sizin? Rayos lanet olsun. Ot otlara neler oluyor? Bilmiyorum ama görmek istiyorum. Hayır ama yok. Rayos arabana dön Indigo. Ah yardım edin. Hay şeytan. Yardım ederim. Ah çabuk. Geldim. Kahretsin. Kesemiyorum. Bunlar ne böyle? Hayır. Hayır. Ah malok. Yardım et. Ah. Uh. Ah. Hayaksi. Arabadan inmemeliyim yoksa benim de sonum gelir. Hayır. Ele geçiremeyeceksiniz. Defolun. Defolun. Hayır. Ah. Uh. Aynı anda mermi kalçamda kemiğe takıldı. Ateş eden beyaz adam beni vurduğunu anlayamadı bile. Çünkü o anda baltam vücuduna saplandı. Böylece suçunun cezası çekti. Avlarını çalmak için öldürdüğü iki genç savaşçının intikamı alındı. Ama o günden beri mermiyi çıkartmak için gösterdiğim çabalar boşa gitti. Hatta daha da beter oldu. Merminin etrafında iltihap var. Her hareketim de acıyor. Çok üzüldüm karavalta. Beyaz adamlar arasında iyi doktorlar tanıyorum. Gelip seni görürler, iyileştirebilirler mi bilmiyorum ama ilk fırsatta onlarla konuşacağım. Korkarım bana ancak bu büyük ruh yardım edebilir Zagor. Manitou beni acıyla denemek istediyse kaderimi kabul ediyorum. Eğer Manitou beyaz şamanın bana bakmasını istemiş, isterse onu da kabul ederim. Beyazlar da ölümü yenemez biliyorsun ama bazen onların usulüyle ağır hastalıklar iyileşiyor.'' Ama seni köye bunun için çağırmadım. Konuş lütfen. Şakare bataklığı, sauk ve diğer datlut kabileleri için kutsalları bilirsin. Çünkü orası uzun zamandan beri uyuyan bir kötü ruh saklıyor. Biliyorum o iblisin atı, adı bataklık ruhu. Uyanmaması gereken kötü bir yaratık. Aksi halde yoluna çıkan her şeyi yok eder.'' Sülalemin bütün bıyıkları adına galiba sizin ruhunuzun derin bir uykusu var. Oradan geçerken ayaklarımın ucunda yürüyeceğim karan ve karan bir Şimdiye kadar hep etrafında don döndük. O bataklıkta kimse oturmuyor. Avcılarda çok kayan kum olduğu için oraya gitmiyor. Yalnızca ara sıra yerlerin kutsal inançlarına saygı duymayan beyazlar şakereye gidiyor. Ne yazık ki birkaç aydan beri böyle değil. Birçok beyaz adam Şakare'nin kıyılarını ve adacıklarını uzun süre inceledi ve dibinden çamur çıkardılar. Vay canına ne arıyorlardı bilmiyorum. Onları silahla kovmak isteyen ateşli savaşçılar beyazların çabuk gideceğini umarak bataklıktan uzak tuttum. Ama sonra çok kötü bir şey oldu. Sonuçları önlenemez. Yarım ay önce kabilemden dört savaşçı bataklıktaki beyazları gözlemeye gittiler. Cesaretleriyle büyük hayranlık uyandıran tek göz onların başındaydı. Köydeki prestiji gittikçe yükseliyor. Ben bile bazı görevlerimi ona veriyorum. Bu hastalık beni yerimden kalkamaz hale getirdi. Zaman zaman da pervasız olduğu için onu frenliyorum. Birkaç gün önce tek başına ölümcül yaralarla kabileye geri döndü. Diğer üç savaşçım bir patlamada ölmüş.'' Beyaz adamların gürleyen tozları onları bu hale getirmiş. Suyun çıkışını engelleyen kayaları havaya uçurdular. Uçuruyorlardı. Tek göz adamları patlamayı engellemek istediler ama hepsi güçlü bir patlamanın kurbanı oldular. Tek göz nasıl sağ kalabildi bilmiyorum ama çok ağır yaralıydı. Ama kısa zamanda kendini topladı. Gören elin merhemleri ona iyi geldi. Bedeninde korkunç izler kaldı ama bütün yaraları iyileşti. O daha kulübede yatarken ben araştırma için bölgeye adam gönderdim. Ve her söylediğinin doğru olduğunu öğrendim. Vay canına. Şakarenin sırrındaki kayalar parçalanmış ve bataklık suyu oradan akıyor. Biraz uzakta beyazların ve savaşçıların cesetleri yatıyormuş. Hepsi tek göz kadar şanslı değildi. O günden beri benim kötü kehanetlerim başladı. Her şeyi bataklık ruhunun uyandığını ya da uyanmak üzere olduğunu gösteriyor. Karamba karambita. O günden beri ben de beni yok etmek isteyen yaratıklar görüyorum. Gördüğün gibi korkularımız boş yere değil. Seni çağırmamızın önemli nedeni vardı Zagor. Aynı anda. Va! tek tek, tek göz dönüyor. Bakın, tek gözün yeni tüfeği var. Beyaz adamlardan almış. Tek göz büyük savaşçı. Karabalta, tek göz geldi. Dönüşünü hemen sana haber vermemizi istemiştin. Va! kulübe ve gelmesini söyle. Baltalı ilaha bataklıkta gördüklerini kendisi anlarsın. Bir gün seninle beyazlarla savaşmaya geleceğim tek göz. Olabilir ama şimdi ayak altından çekil. ''Gel çık o, dışarıda onu karşılayalım. Sakeme ile görüşmeden önce bu tek göz nasıl biri görmek istiyorum?'' ''Tanrılar adına, Karabaltan'ın çadırı önünde kim var?'' ''Va! Wow. Zagor Tenay, sülalemin bütün bıyıkları adına. Ne biçim bir surat. Öyle ama beni görünce takındığı ifade hiç hoşuma gitmedi.'' baltalıyla savuk köyüne ayak basmaya nasıl cüret eder? Kutsal bataklığımızın havaya uçulmasından sonra her beyaz bizim toprağımızda haydut sayılır. Özellikle sen Zagor, Dartluk'un kanunlarını koyduğunu söylüyorsun ve bunları kendi renginden olanların avantajına kullanıyorsun. Kızıl derlerin dostu gibi davranıyorsun ama baltalarımızı gömmemizi isteyerek düşmanlarımızın haklarını savunuyorsun.'' Savukların arasına reisiniz çağırdığı için geldim tek göz. Karabalta bilge bir hakemdir. Derisinin rengine bakmadan halkının dostunu düşmanından ayırır. Kötülük ırkla ilgili değil. Kızılderiler arasında da kötü kalpliler bulunur. Tıpkı beyazların arasında savaş isteyenler olduğu gibi. Ben saldırganlar hangi taraftan olursa olsun onlara karşıyım. Bir kişi için tümünü suçlamam. O yüzden hem beyazlar hem de kızılderiler bana güvenir ve yardım ister. O yüzden her iki tarafı da memnun edecek çözümler buluyorum. Bu kez de aynı şeyi yapmak istiyorum. Bataklığın neden kuruduğunu öğrenip bunu engellemeye çalışacağım. Bunlar sadece laf. Her zamanki gibi bizi oyalayıp zaman kazanacak ve beyazların tekrar topraklarımıza girmesine izin vereceksin. Karabalta bilge bir sakem olsaydı bana çoktan Cold Creek'teki çiftliklere saldırma izin verirdi. Beyazlara geldikleri yere kovardık. Böyle bir emir ancak savukları felakete sürükler. Evet, Karabalta bilge sakem olduğu için sana bu emri vermedi. Sen ondan şüphelendiğin için güvenilmeyecek sinirli bir savaşçısın. Woah! Hiç kimse tek gözü hakaret edemez. Baltalı ilah bu sözleri hayatıyla ödeyecek. Karamba karambita onu çok kızdırdın. Sorunu hemen çözmek en iyi yol çık o. Eğer bunu kabilesinin önünde aşağılamazsam savukları savaşa sürükleyecek. Toma akların kanını içmeye hazır ol. Baltam da geri çekilmeyecek tek göz. Savaşma Zagor. Kehanetlerimi hatırla. Uğursuzdu biliyorum. Görenel. Ama tek göz savaşçılar arasında itibar kazanmaya devam ederse Karabaltanın kaderi daha uğursuz olacak. Seni bekliyorum baltalıyla. Hazırım tek göz. Karabaltaya haber vermeli. Kutsal Meryem seni korsun Zagor. Karşımdaki bence çetin ceviz. Bin, bitmek bilmeyen bir saniye iki asım birbirini süzdü. Sonra tek göz birden saldırıya geçti. Vahe denedin. Şimdi sıra bende. Ya. Yeah. Vay canına, geber. Gerçekten çok hızlı ve olağanüstü güçlü. Beni karşıladığında sert kayaya çarpmış gibi oldum. Karşılaşmayı hemen bitirmeliyim. Vahe, tek göz büyük savaşçı. Karamba karambita, çoğu tek gözü tutuyor. Ya. Yeah. Ah! Vay canına. Küçük bir sıyrık ama kanımı görünce daha beter saldıracak. İşim bitti baltalıyla. Poa biraz sabret soytarı. Ya. Yeah. Va. Uuu şimdi işinin bittiğini ben söyleyebilirim tek göz. Ama kalkmana yardım edeceğim. Kahrolası. Yerdeyken ona vurmadı. Belki de bu daha kötü oldu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Of. Ya. Yeah. Ah. Vay canına. Öldür onu tek göz. Vay. Sen daha güçlüsün. Nihayet silahsız kaldın. Oh. Ah. Wow. Ah ya. Tanrılar adına öldü mü? Hayır, hala nefes alıyor. Baltalıyla ona set vurdu ama yaşamasına izin verdi. Bu da Zagortenay'ın cesur ve bilge bir savaşçı olduğunu gösterir. Tek kuz, Cesur bir savaşçı olduğu halde çok çabuk hiddete kapılıyor. İstediği ders aldı. Umarım bu dersi unutmaz. Ama ne yazık ki uyandığında ben burada olmayacağım. Bir an önce beyaz adamların neden şakare bataklığına ilgilendiğini öğrenmeliyim. Bataklığın boşalmasını da engellemeye çalışacağım. Kötü ruh uykusunda rahatsız olmasın. Bunu ancak sen başarsın Zagor. Ben dönene kadar savaşçılarını oradan uzak tut Karabalta. Herhangi bir savuk saldırısı beyazlarla sorunu barış içinde halletmemizi engeller. Oha! Sana söz zakor. Ama sen de bize çok gecikmeden haber gönder. Bir ay geçmeden ya da kendim geleceğim ya da benden mesaj alacaksın Karabalta. Merakla bekleyeceğim. Gel fıçım gidiyoruz. Hazırım. Tanrılar yardımcı olsun baltalıyla. Birkaç saat sonra düşüncük de Kara savaşçılarını uzak tutmasının zor olacağını anlıyorum. Tek gözünün yanındakiler sana nasıl kinle bakıyordu, gördün mü? Seninle dövüşürken aralarında aleyhine fısıldaşıyorlardı. Onu yenerek kararsızları kazandın. Ona sadık olanlar tek göze daha çok kitlendi Onlar da gururları kırılmış hissediyorlar. Şimdi intikam alacaklar ve sus. Ne var? Araba izi. Oldukça taze. O yöne gidiyor. Biz de oraya gideceğimize göre izleyelim. Kim olabilir? Bilmem. İçimde kötü bir his var. Gene de şu esrarengiz yolcuları tanıyalım yerli topraklarında ne kadar az beyaz olursa o kadar iyi. Zagor ve Çiko, araba izlerini sürerek ağaçların arasına girdiler ve kısa sürede geniş bir düzlüğe çıktılar. İşte orada gezilmek için durmuşlar. Evet ama araba terk edilmiş gibi. Etrafta canlı görünmüyor. Ateş yakmamışlar. Atlar bile ortada yok. Garip tekerleklere ot sarılmış bile. İzler taze edememiş miydin? Öyle. Ben de anlamıyorum. Dart tamtamları adına. Karamba karambita. Bu zavallı hayvanlara ne oldu? Sanki vay canına. Şuraya bak çiko. Bunlar arabayı sürenler. Aman tanrım. Sanki otlar onları yemiş. Öyleye benziyor. Ama normal kesiliyor. Nasıl kurtulama, kurtulamadıklarını anlayamıyorum. Otlar bedenlerini nasıl bu kadar çabuk sardı? Sanki 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 kendinden canlanmışlar. Karamba karambita. O zaman yeniden olabilir mi diyorsun? Evet. Ben otların yalnızca rüzgarda kımıldıklarını sanırdım. Ama şimdi her an boğazımı sıkabilirler. Onları Açıklayabilir misiniz? Olanları açıklayabilir misiniz Agor? Delice görülebilir ama aklıma tek şey geliyor. Bataklığın ruhu uyandı. O anda doğru yönde ilerlediğimize emin misiniz mühendis Bey? Evet hemen. Meslektaşlarım Forking'den ayrıldıktan sonra bataklığın sonuna doğru gittiler. Orada çıkan kaynağın ağzını genişleteceklerdi. Su boşalıyor bu da amaçlarına ulaştıklarını gösteriyordu sizle açık konuşacağım Teğmen. Bunca zaman ortaya çıkmadıklarına göre onları sağ salim bulmak bence hayal. Korkarım haklısınız. Henüz son sözü söylemedik ama büyük ihtimal, ihtimalle arkadaşlarınızın başlarına kötü bir kaza geldi ya da Kızılderili saldırısına uğradılar. Bölgedeki avcılardan öğrendiğimize göre bu bataklık Kızılderililer için kutsal sayılıyormuş.'' Onların gözünde buradan maden çıkarmaya kalkışmakla kutsal yerlerine hakarette bulundunuz. Hay şeytan! Bir bu saçma batıl inançlar eksikti. Sanki başımız yeterince belada değilmiş gibi. Ah! Neler oluyor? Ah! Uh. Tanrım! Onu aşağı indirin sarmaşa ateş edin. Kahretsin, kopmuyor. Tanrım, orada boldu. Ah, hayır. Hayır. Ah. Hayır. Uf. Uh. Hayır. Ah. Bu cehennemden kaçın. Çabuk. Arkadaşlarımız onlar için yapabilecek bir şey kalmadı. Tek kurtuluşumuz kaçmak. Ya. İleri. Çabuk. Ah. Ya. Uh tehlikeyi atlattık mı? Umarım evet. Belki korkunç şey. Yalnız o kısımda. Ama bunu doğrulamaya çalışmayacağım. Ama neler oldu? Her şey o kadar garip ki. Bilmiyorum. Daha sonra bir cevap alırız. Şimdi buradan uzaklaşalım. Aynı anda. Hala kalkmayacak kadar zayıfsın tek göz. Bu iksiri iç ve pa. Onu sen istersen. Eskisinden daha güçlüyüm. İçimdeki intikam hırsı bana enerji veriyor. Sakortenay beni sağa bırakmakla büyük bir hata yaptı. Vah! Wow, yeniden karşılaşacak mısın? Reisimiz buna asla izin vermez ve ondan izin almaya ihtiyacım yok. Hatta bugünden sonra savuklara kimin emir vereceğini belirleme zamanı geldi. Dışarı çık Karabalta! Seni çağıran benim. Tek göz. Sana meydan okuyorum. Neden çıkmıyorsun? Korkuyor musun? Seni duydum tek göz. Dışarı çıkıyorum. Ne yazık ki yaram iyileşmedi ve zorlukla yürüyebiliyorum. Bakıyorum baltalı ilaha yenildikten sonra çabuk toparlandın. Hala yattığını sanıyordum. Vaa! Tek gözün ayağa kalkması imkansızdı. Başına ağır bir darbe almıştı. Nasıl başardı bilmiyorum ama şu anda ne istediği belli. Karabaltayı öldürmek. Senin yerinden kalkman için ateş suyu gerekli. Benim ona ihtiyacım yok. Savuklar beyazların zehrine esir olmuş bir... Sakeme nasıl itaat ederler? Aylardır sarhoş gezen bir reis ne işe yarar? Sen artık halkımızı yönetmeye layık değilsin. Yerine geçmek için beni düellada öldürmek mi istiyorsun? Tabi bu baltalı lahı yenmeden kolay olacak ama topal bir ceset sana onur kazandırmaz. Poa, Sakor'un etkisinin üzerinden ne kadar uzun sürdüğü belli. Darbeleri iz bile bırakmadı. Ve her an yeniden karşılaşmaya hazırım. Kendinin yapamadığı, baltalı ilahtan beklediğin bir gerçek. Hatamı düzelteceğim. Senin yerine dölle de onu öldüreceğim. Adamların başına geçtiğimde buraya Zagorten'in derisini getireceğim. Bu da Manitou'nun beni koruduğunu gösterecek. Sen de tek başına ormanda yaşayacaksın. Oa. Tanrı adına ben sus git ateş suyunu içmeye devam et. Tek bildiğim bu. Oh. Ah karabalta. Benimle gelin. Hemen tek göz. Bacağım kımıldama. Biz de seninle gelmek istiyoruz tek göz. Atınız ve silahınız varsa olur. Acı dayanılmaz. Dişini sık geçecek. Eğer ateş suyu içersem geçer. Tek yüz haklı. Artık bir sarhoşum. Ve savukların reisi olmaya layık değildim. Yaha. Aynı anda. Anne. Otlar kımıldıyor. Yalnızca rüzgar çıkıyor. Emin misin? Bana güven. Karamba karambita. Gördüklerimizden sonra çayırlarda otların beni boğmasından korkmadan yürüyemeyeceğim. Vay cana, kim bu? Askerler. Dur. Zagor. Tanışıyor muyuz? Evet, aylar önce Fork Gint'te görmüştüm. Aceleyle gittiğinizde arkanızdan hakkınızda bilgi aldım. Herkes attan esin. Burada mola vereceğiz. Adım Craig Parker. Tekrar karşılaştığımızda sevindim. Memnun oldum Teğmen. Adamlarınızın haline bakılırsa başınız büyük bir beladan kurtulmuş gibi. Ne yazık ki öyle. Ben ve askerlerim biraz önce inanılmaz bir olaydan kaçtık. Batarlıkta bazı arkadaşlarımız öldü. Hakkınızda söylenenleri duyduktan sonra belki de bize tek yardım edecek kişisiniz. Orada olanları anlayıp sağ salim dönebilirsiniz. Sizi tehdit eden adamlarınızı saran ot ya da sarmaşık mıydı? Demek haklıyım, onu biliyorsunuz. Hayır, neden olduğunu tam bilmiyorum. Ama ben de çıkı az önce tırmanan bitkinin tarafından öldürmüş insanlardan kalanları gördük. O yüzden şimdi ateşin etrafına oturup birbirimize bildiklerimizi anlatsak iyi olur. Az sonra, bu durumda şüphesiz büyük tehlike içindeyiz. Otlar ve sarmaşıklar her an saldırıya geçip insanları doğduğuna göre, boğduğuna göre bu başka yerlerde de tekrarlanabilir. Bu fenomen hakkında bir fikriniz var mı Zagor? Hayır ama bu garip olayların şakara bataklarının boşaltmaya başladığı anda ortaya çıktığını biliyorum. Bize bir şeyler anlatabilecek kişi siz olmalısınız eğer adınızı doğru biliyorsam. Bay Fanamme. Ben mi? Ben botanikçi değilim. Madem mühendisiyim. Evet ama kaybolan jeologlarla birlikte siz Şakere projesini başlattınız. Bataklı iyice incelikten sonra adamlarınız ince araştırmaların raporunu mutlaka size vermişlerdir. Sizce olanlarla bağdaştırabileceğiniz bir şey yazılı mıydı? Kesinlikle hayır. Ben ve arkadaşlarım bu alanda turba elde etmek için incelemeler yaptık. Turba mı? O da ne? Batak ve benzeri yerlerde kurdukları zaman dibinde binlerce yıl üst üste birikmiş ölü ağaç ve ot kalıntıları rastlanır. Zamanla bunlar turba haline gelir. Kömüre benzer ama onun kadar değerli değilse de yakacak olarak kullanılır. Ben ve arkadaşlarım sayısız patlamalar ve sondajlar yaptık. Sonunda şakerenin zengin bir turba yatağı olduğunu keşfettik. Federal yetkililer araştırmalarımıza destek oldu. Bataklığı kurutma projemi onlara iletince ordunun bana yardımcı olmasını istediler. Kimse bana savukların saldırabileceğini söylemedi. Bunu tahmin etmek zor değil. Şakarayı kurutmak buraya yeni göçmenlerin gelmesi demektir. Yerlerden bu bereketli toprakları turbadan yararlanmak için alacaklar. Geçmişte de olduğu gibi bahane olarak kızılderilerin turbadan alamadıklarını ama anlamadıklarını ve ama beyazların bunu kullanacağını söyleyecekler. Bu durumda Kızılderililer gittikçe daha doğuya doğru itecekler. Haklı olabilirsiniz Zafer ama şu anda soğukların kaderini tartışmanın zamanı değil. Onların kaderi her neyse şu anda hepimizin hayatı tehlikede. Olanlardan sonra ne yapmamızı önerirsiniz? Bir an önce Fort Kink'e ulaşmalı, buraya başkalarının gelmesini engellemelisiniz. Oraya varınca şimdikinden daha sakin bir kafayla ne yapacağımıza karar verir. Şakere için bir çözüm buluruz. Ne yazık ki aramızda dağlar var ve o yönden kaleye varmak epey zaman alacaktır. Öyle ama başka seçenek yok. Ormanı geçmek zorundayız. Canımızı kurtarmak için ormandan çıkmalıyız. Şansımıza saldırıda kaçan atların bir kısmı döndü. Aksi halde ben ve Chico sizi yavaşlatacaktır İşin kötüsü bu ağaçların arasında istediğimiz kadar süratli ilerleyemiyoruz. Umarım Şakeri'den uzaklaşınca tehliketi azalıyordur. Eğer bataklıkta suyun azalması ile esrangiz katil bitkiler fenomeni arasında bir ilişki varsa o zaman yalnız civardakiler tehlikede demektir. Bundan emin değilim Teğmen'im. Arabalarınızın yanında otlar tarafından öldürülen adamları unuttunuz. Şakere bataklığından en az bir mil uzaktaydılar ama saldırıya uğradılar. Bu da yalnızca kıyılar değil, bütün bataklık bölgesi tehlikeli demektir. Şu anda içinden geçtiğimiz yerde dahil. Ama neler oluyor? Vay canına. Nen var. Ah. Dikar çalılar diken fırlatıyor. Anne. İmdat. Ah. Ah. Kaçın buradan. Karamba karambita. İmdat. Ah. Çabuk. Kutsal bakire yardım et. <laughs> ah. Van nasılsınız? Merak etmeyin. Gidelim. Hayır. Ah. Hayır. tutun taptanlar adına kestiler. Sanki uzaklaştığımızı anladılar gibi. Belki de dönüp, hayır, adamların vurulup düştüklerini gördüm. Oraya dönersek biz de ölürüz. Mühendis bey, oh! Cesaret, o lanet dikeni çıkarmalıyız. Belki de zehirlidir. Sanmam, yoksa etkisi görülürdü. A, çalı dikeni ama fazla gelişmiş. Katil bitkilerin inanılmaz bir değişimi daha. Sizi tedavi edeyim mühendis. Tanrım sanki bir çeşit zekaları var gibi. Sorun şu ki artık normal bitkilerle tehlikeli olanları birbirinden ayırt edemiyoruz. En azından saldırmaya başlayana kadar anlayamıyoruz. O zaman da çok geç oluyor. Ayrıca saldırıdan sonra bu yeşil iblisler tekrar zararsız gibi görünüyor. Sanki gelecek başka kurbanları bekler gibi. Her saldırışları da farklı oluyor. Her an her türlü bitkiden saldırı bekleyebiliriz. Tekrar yola çıkabilecek misiniz mühendis bey? Evet, işimi sıkacağım ama sizi burada bir dakika daha bekletmem. Hemen uzaklaşmalıyız. Aynı anda Tanrılar adına. Tek göz bak. Vah. Wow. Manitum. Yüce ruh. Ağaçlar askerleri öldürmüş. Kötü bir. Bunun anlamı ne tek göz? Anlamadınız mı? Bataklık ruhu uyandı ve öldürmeye başladı. Vah. Wow. Ama o zaman biz de tehlikedeyiz. Hayır. Bataklık ruhu yalnızca onu uykusunda rahatsız eden... O karaarları cezalandıracak o ormanda gizemleri tanır ve kurbanlarını seçmesini bilir İnanın sadece beyazlar tehlikede ve sadece onlar ölecek Eğer o, ölmez, o öldürmezse biz yapacağız gidelim ya daha sonra dur burada mola verelim. Ne dersiniz? Duruma bakılırsa her yer bir. Zaten gece oluyor. İstesek de yola devam edemeyiz. Altıncı isim tehlikedeyiz diyor. Ama Çiko ile ilk kurbanları gördüğümüzden biri aynı durumdayım. Ben burası sevdim. Diken yok. Geniş bir düzlük. Saldırgan otlar yerine yumuşak toprak var. Hmm. Umarım haklı çıkarsın fıçım. Tehlike ama en beklenmedik yerden çıkar. Belki de bu kaynağın etrafındaki çalılıklardır. Vull. Haydi kamp kurun. Ben ateş yakmak için kurudalar arayacağım. Baş üstüne. ve ben buradan uzaklaşıp başka yerde kendime iş bulayım. Bekleyin çavuş. Size yardıma geliyorum. Gayret mühendis. Oturun. Sargıdanızı değiştireceğiz. Teşekkürler. Acele et Meksikalı. Ne kadar çabuk yakarsak o kadar iyi. Geldim. Belki katil bitkiler Ateşten korkar ve Aman tanrım çizmelerim. Batıyorum. Karamba karambita. Ben de ayaklarımı oynatamıyorum. Zagor imdat. Vay cana çiko. Ama bu kayan kum değil. Hayır. Çamur bizi aşağıya çekiyor. Kutsal merhem sen koru. Çabuk gidelim. Hayır, siz de batarsınız. Tanrım, ipleri getirin. Onları atacağız, hemen. Siz çavuşla ilgilenin. Çiko ile ben ilgilenirim. Dayan fıçım. Bu çamur canlı. Beni aşağı çekiyor. Kollarını uzat Çiko. Zagor yardım et. Tanrı aşkına çabuk olun. Bir düğüm at, acele et. Fırlat. Tırman çıko. Tamam Zagor. Kafesin uzakta kaldı. İpi geri çek ve yeniden deneyeceğiz. Evet tabi. Evet böyle. İmdat. Şimdi yukarı çık. Uh. Hayır git. Gayret çavuş. Biraz daha Gayret. Çavuş. Kahresin silahlarımın bütün bıyıkları adına kayboldu. Çamur onu yuttu. Aşağı inelim. Çiko çabuk. Evet. Çok korkuştu Zagor. Bir şeyin beni aşağı çektiğini hissediyordum. Sanki üzerimde binlerce kanca vardı. Çamur üzerime tırmanıyordu. Anladın mı? Beni kaçırmak istemiyordu. Ama en azından kurtuldun hep benim suçum. Kement atmasını beceremedim ve elinden geleni yaptın ve hepimiz gibi sen de korkuyordun. Suç çamurun ya da etrafındaki toprağı çevreleyen o yeşil nesnenin çavuşu kemiklerini dışarı fırlatmadan olduğu gibi yuttu. Şimdi ne yapacağız? Işık olduğu sürece o lanet yerde aramıza açmak için ilerleyeceğiz. O gece Savuk köyünde. Ah! al. Ah, iyi misin? Evet, biraz. Ama artık birkaç yudum yetmiyor. Bu da bitti. Bitti. Ah bacağım. Bir tane daha. Bir tane daha ver. Wow. Hayır baba. İçmezsen iyi edersin. Bana ateş suyu getir dedim. Anladın mı? Evet, tabi. Anladım. Ertesi gün bataklığın dolu doğu sınırına yaklaşıyoruz. Adamlarınıza ne olduğunu öğrenmek için buraya gelecektiniz değil mi mühendis? Evet, öyle. Ama bu noktada savukların sözünü ettiği patlamadan ya da kızıl kızılderili saldırısından değil, katil bitkilerin onları yok etmesinden korkuyorum. Az sonra gerçeği öğreniriz. Cesetlerden biri tam karşımızda. Sülalemin bütün bıyıkları adına Tanrım. Geriye bir şey kalmamış ama üzerinden zaman geçtiği için değil. Kalıntılara bakılırsa bu zavallı büyük patlamayla parçalanmış. Ama daha önce okla vurulmuş. Bu durumda ölüm nedeni belli. Tanrım onu bu hale getiren patlama çok korkunç olmalı adamlarının yanında bol miktarda patlayıcı vardı. Koca kaya barikatını havaya uçuracak kadar büyük bir kısmını harcamış olacaklar. Etrafını saran kızıl derilerinden biri hariç hepsi öldü. Tek gözdelen o asabi savaşçı. Öyle bir patlamadan sağ kurtulduğuna göre ya derisi kalın ya da çok şanslı. Bütün Darklut tamtamları adına atlar bir şey hissetti. Aa ama ne var? Vajana Roger, karamba karambita lanet olsun öldü kafası patladı ölmüş. Hayır oradan uzaklaşın. Ah karamba karambita kahretsin ağacın dalları bizi öldürmeye çalışıyor Tanrım ah imdad sırtım. Hayır Uh. Çekil Geri çekilin Dikkat Parker Ah, hayır Anne Çekil çık o Herkes suya Ağaçlar bir tek orada yok. Kımılda Meksikalı. Hay aksi, çabuk suya. Kahretsin. Kıyıdan uzaklaşın, çabuk. Gayret, öbür tarafa geçin. Kımılda fıçım. Ah! İmdat. Bir şey beni vay canına tanrım gene ne var? Nereye gitti? Kahretsin. Sülalem bütün bıyıklar adına. Şimdi neler oluyor? Bilmiyorum. Rahmet olsun. Yosunlar çizmesini yakaladı. Onu sıktıkları sürece bir ümit var demektir. Şimdi buradan kaçabiliriz. Oradalar. Çıkalım buradan. Bataklık yosunları da bizi öldürmek istiyor. Hayır. Kurtulun. O askeri ben düşünürüm. Tanrım. Yosunların beni yakalamamasına dikkat etmeliyim. Dışarı. Dayanamayacağım. Belki balta ile başarabilirim. Lanet olsun. Yapacak bir şey yok. Sanki çelik gibi parçalanmıyor. Çabuk. Bacana gitmesem beni de yakalayacaklar. O zavallı artık öldü. Zagor nerede? Neden su üstüne çıkmadı? Hava. Zagor. Nihayet. Ya adamım, boğuldu. Yosunlar ona şans tanımadı. Korkuş mucize eseri ben de aynı sona uğradım. Öyle benim için de geçerli. Şansımıza etrafımızda yalnızca kayalar var. Biraz nefes almaya zaman bulabileceğiz. Ama vah, bak tek göz. Başka ölü askerler. Bataklık ruhu yeniden saldırıya geçmiş. Kan henüz taze, kısa süre önce ol, olmuş. İşte oradalar, onlara yetiştik. Dartwood'un bütün tamtamları, dalları kımıldayan ağaçların arasında savuklar var. Onlara saldırmıyorlar. Vay canına, bu nasıl olur? Beyaz köpekler ölüm. Vay canına, ah! Atlardan in, kafa derinsini yüzeceğiz. Yahe, tek göz yenilmez. Tanrım Van öldü. Grubun başında tek göz var. Buraya geliyorlar. Vahe. Sipere. Ya. Yeah. Yere yat fıçı. Lanet olsun. Konuşacak zaman yok. O yüzden tüfeğimi verin. En iyisi bir an önce hücuma geçmek. Vah. Ah tanrılar adına. Spere geri çekiliyorlar. Fazla sevinmeyi temen. Yalnızca kafa derimizin onlara pahalıya patlamasını istemiyorlar. Ama bizi sağ bırakmayacaklar. Elimizden kaçamazlar. Menzilimiz içindeler. Yanlarında fazla cephane olmadığına eminim. Kımıldarsak hemen üzerimize gelirler. Aslında kaçabileceğimiz bize ulaşamayacaklar bir yer yok. Hey, o da nesi? Vay canına, bir kulübe. Van adamları yapmış olmalı. Araç deposuna benziyor. Jeolojik araştırmalar arca, aylarca sürdü. Sonra da kayaları havaya uçurmak için patlayıcı getirdiler. Belki hala biraz barut kalmıştır. Mermi de bulabiliriz. Olabilir. Ama o kulübeye varmak için Kızılderilere hedef olacağız yaklaşmaya çalışalım. Eğer onları açığa çıkarabilirsek, üzerlerine saldırırız. Ya kahretsin, ilerliyorlar. Ah! Siperlere girelim. Bir olanak daha var. Tek gözün gururundan yararlanıp onu benimle tekrar dövüşe çağırabilirim. Ne demek istiyorsun? Şimdi göreceksin Meksikalı. Tek göz, sana geliyorum. Köydeki yenilginin intikamını almak istiyorsan benimle tek başına dövüşerek cesaretini göster. Vay! Olduğunuz yerde kalın, onu bana bırakın. Yapma. Onu yenmeyi başarsam bile seni adamları öldürtür. Olabilir ama başka seçeneğim yok. Riske gireceğim. Geliyorum tek göz. Seni görüyorum baltalıyla. Ölümüne geliyorsun. Vay canına ama neler oluyor? Aha, zamanın geldi Zagortenay. Seni vurmama bile gerek yok. Ağaç kökleri. Hayır. Va, wow, Manitou. Kahretsin, anladım. O tek göz katil bitkilere kumanda ediyor. Ha ha, ha. Nasıl bilmiyorum ama bunu yapıyor. Kurtulamayacaksınız Zagor. Ama belki de bir yolu var. Çiko ile boğulan tüccarları bulduğumuz zaman biz saldırıya uğramadık. Ama çünkü az önce tek gözü düello sonunda bayıtmıştım. Senin ölümün Darkwood'da yeni bir çağın başlangıcı olacak. Ormanın efendisi ben olacağım. Benim istediklerimi yapmayan tıpkı senin gibi ölecek. Tifeyi kullanmayı başarmalıyım. Tek göz kontrol etmezse bu kökler yerlerine dönecek. İnsanüstü bir güçle zagor ağaç köklerinin baskısına dayanarak parmağını tetiğe bastı. Ve kökler sonunu getirmeden umutsuz bir atış yaptı. Ah! Ah ya! Vah! Tek kez öldü. Tahmin ettiğim gibi artık çelik gibi değiller. Onları parçalayabilirim. Başardı. Karamba karambita! Öyle yalnızca yerliyi öldürmekle kalmadı. Katil bitkileri de kontrolü aldı. Kurtulduk. Savuk savaşçıları. Baltalı ilahın sözünü dinlesin. Tek gözü kötü ilacı Darkluk'un sarmasını diye öldürmek zorunda kaldım. Ama size karşı savaşa devam etmeyeceğim. Hmm. Beyaz adamların uyandırdığı bu su, sulardaki kötü ruh onu esir aldı. Bir kere onu ele geçirince tek gözün bedeninden yaralanarak beyaz adamlara saldırmaya başladı. Bataklık ruhu onu delirtti ve ona inanılmaz güçler vererek ormandaki ağaç ve bitkileri katil yaptırdı. Tek göz şakaradaki esrangiz yaratıkla tamamen birleşmişti. Onu çok güçlü yaptı ama insanlıktan uzaklaştırdı. O yüzden Kızılderili zafere götüreceğine tek göz bütün Dartmouth kabileleri için tehlikeydi. Kendisininkiler de dahil. isteklerine karşı çıkan herkese gücü kullanacaktı. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Ama bana Uu, neler oluyor? İyi bildin Zagortenar. Wow! Vay canına. Ben artık tek göz değilim. Bu yerde beyaz adamlar büyük patlamaya yaptıkları zaman değiştim. İnsan bedenim bataklığın dibine uçmuştu. Asırlardır uyuyan bataklık ruhu uykudan kalkıp beni seçmeseydi ölecektim. Yattığı derinlikten kalkarak suda benim bedenime girdi. Düşüncelerim onunkilerle karıştı. Onun güçleri bana geçti. Yaralarım kapandı ve bataklık suyunun üstüne çıktım. Önce bana olanları anlamadım. Bedenim değişimden dolayı sarsılmıştı. Bataklık ruhu içimde yaşıyordu ve gizlice çalışıyordu. Beni şu gördüğün hale sokmak için hazırlanıyordu. Aman tanrım. Düşlerimi fark etmem zaman aldı. Başında intikam hislerimi farkında bile olmadan uyguluyordum. Sonra ağaçların gözüyle görmeye başladım ve onları düşünce gözümle ölüm silahı haline soktum. Hepsini değil, yalnızca bataklık ruhunun tıpkı bana olduğu gibi içine girdiklerine. Kutsal anamız, sen yardım et. Bu canavar ne teğmen. Ben de senin kadar biliyorum Çiko ama bir saniye bile bekleyemeyeceğim. Geldiği cehenneme geri gitsin. Ha 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 kahresin durmuyor. Mermileriniz insan bedenime zarar verebilir. Bu buna değil. Sen de ateş etmeyecek misin Zagortenay? Ha <laughs> ha ha. Vay canına. Boşa mermi harcıyoruz. Karamba karambita. Bakın Zagor'a saldıracak. Cesaret Dartuk'un efendisi. Başarabilirsen beni öldür. Hayaksi görünüşe göre önce benimle hesaplaşmak istiyor. Ateş et. Ha ha. Tüfek de balta kadar etkisiz kalacağına göre yapacak tek şey var. Daha güçlü bir şey bulmak. Bu kadar güçlü olduğuna inanıyorsan ben sana meydan okuyorum tek göz. Gel beni yakala. Nereye gideceğini sanıyorsun. İzle, görürsün. Boğa, benden saklanabileceği bir yer yok. Saklanmak istediğin ormandaki ağaçlar benim gözüm ve kollarım olacak. Tüm bu çilalemin bütün bıyıkları adına. Yine aklından ne geçiyor acaba? Evet, istediğim gibi beni izliyor. Dört dör var arasına kapanmak seni kurtaracak mı sanıyorsun? Aptal adam. Duvarların değil başka bir şeyin kurtaracağını düşünüyorum. Seni geberteceğim Zakor. Şimdi umarım şansım bana yardım eder ve ölümün yavaş yavaş olmasına özen göstereceğim. Acı çekeceksin. Ha ha ha. Karamba karambita. Hayır. Nerede olursan, olsan öldün. Ama nerede? Herkes sipere. Hayır. Oh. Şansıma kulübede fitil vardı. Onu yakıp yaratık kapıyı kırmadan kaçmayı başardım. Zagor, sence canavar etrafındaki onca barut da paramparça olmuştur? Asla ne olduğu ve nereden geldiğini öğrenemeyeceğiz. Ama bataklığı eski seviyesine getirip açılan deliği tıkayacağız. Dibine kazmalarına izin vermeyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Lanet olsun turba yataklarına. Onlardan sonra en kötü şey tek göz hayranları bile onun izinden gitmeye cesaret edemez. İki gün sonra bu sonuncusu. Ondan sonra elimde kalan tüm ateş sularından kurtulmuş oluyorum. Acı çekmek zor olacak ama tek gözün getirdiği şeylerde artık esir olmayacağım. Sen gururlu bir savaşçısın Karabalta. Bu savaşı da yenersin. Ama yine de seni beyaz şaman doktor Sant'a götüreceğim. Kızıl de bakan bir doktor. Ona kalp dinleyen diyorlar. Çok başarılı biri. Belki seni iyileştirebilir. En azından acı ile yaşatmaz. Ya sen gören el, kehanetlerin ne diyor? Artık uğursuzluk bitti Zagor. Tek göz yendikten sonra tehlike kalmadı. Bataklık ruhu ya yeniden uykuya daldı ya da öldü. Zaten sen bitkilerin kurban aldığı yerlerde artık tehlike kalmadığını gözdenle gördün. Evet, her şey normala dönmüşe benziyor. Bataklık ruhu her neyse onlara tek göz aracılığı ile kumanda ediyordu. İstediklerini aynen ona uygulatıyordu. Onu ele geçirmişti. Şimdi eğer ölmediyse bile bir daha uyanmamasını, uyanmamasını dilerim. Öyle karamba karambita kulübemin arkasında yetiştirdiğim patates ve salata, salatalıkların bana saldırmasını istemem. Bu maceranın sonu.